Bir Perşembe yine Kırgızistan'dan şöyle selamlarla başlayalım. Gündemle özellikle dünkü veriler vardı. Canlı yayın öncesi Bitcoin şöyle bir 58'e doğru çıktı. Ama Trump'la Kamala Harris'in tartışmasından sonra canlı yayınları karşı karşıya gelmesinden sonra piyasalar biraz geri çekildi. Kamala Harris'in bir çıt önde diyorlar. Hatta anketlerde de önde diyorlar. Ya Biden çekileri çok uzun bir zaman olmadı. Hatta çekilir çekilmez bir anda Kamala Harris'ini 4, 5, 6, 7, 8 puan önde göstermeye çalıştı. Bunda da biliyorsunuz iktidar partisinin medya organları üzerindeki baskısı ve taraflı olması. Dünkü tartışmaya gelecek olursak da öyle açık net bir üstünlük yok. Tamamen ortada gidildi. Bitcoin'e değinilmedi. Bir sonraki yayına bırakılmış olabilir mi? Evet, olabilir. Ben sadece şuna karşıyım. Şimdi bazı taraflar çıktı. Trump gelirse Bitcoin düşecek. Kamala Harris gelirse çökecek. Artık yani o iş geçti bana göre. Neden diyeceksiniz? Spot ETF'ler kabul edildi mi edildi? Yasal süreçler, artık yasal düzenlemeler dünya genelinde başladı mı? Başladı. Yani o gelmiş, bu gitmiş fark etmez. Kimse dünyada trend farklı bir yöne gidiyorsa o trendin tersine hareket etmez. Neyse, gündemimize gelirsek şöyle bir düşen, hatta yani şöyle bir kanalımız vardı. Bu kanalın altı 52 bin, yani 52 bin 53 bine denk geliyordu. Bunu daha önceki videolarımızda söylemiştik. Buradan güzel bir dönüş aldı. 58 bine kadar gittik. 58 binde bir ara rencimiz var. Bunu günlük tabloda gösteririm ama oraya gelmeden önce eğer Bitcoin yükselişi yapacaksa haftalıkta bir ara sayıda düşen trendimiz var. Bu düşen trendi nerede kırılım gelir? Eğer haftalıkta arasak 53 bandına gelirse düşen trend kırılmış. Düşen trendi kaldırdığımızda da zaten 53-54 bandında da bir al sinyali oluşur. Şimdi gelelim destek dirençlerimize. Yani burada öyle bir tablomuz var mı? Var. Şuradaki özellikle günlük tabloda açarsak, hemen günlük tablomuzu açalım. Günlük tablomuzu açarsak burada bir ufak bir ara range'imiz var. Çok kuvvetli olmayan bir range'imiz. Buradan bir red yemiş durumdayız. Hala al sinyali devam ediyor. Güçlü range'lerimiz neresi? 60.000 ve 64.000. Onun dışında diplerde ara sayıda, özellikle günlüklerde diplerde bir uyumsuzluk var. Görüyorsunuz şurada ne yapıyor dipler? Yukarı çıkıyor. Ama grafiğe baktığımızda diplerde, yani aşağı yukarı şöyle, diplerde tam tersi bir tablo var. Hocam iğneler baz alınmaz arkadaşlar. Yani diplerde de şöyle bir tablomuz var. Tam tersi, yani burada yukarı, burada aşağı doğru. Bu uyumsuzluğu giderecektir. Güzel dönüş mumları attı. Gerisi gelir mi bilmem ama önceliğimiz nedir? 60.000 üzeri olur. Bunun dışında 4 saatlikte bir de düşen trendimiz vardı. Onu da açalım. Videoda hepsini göstermedik ama. Düşen trendimiz eğer bir vites hareketi yaparsa, şurada gelen bir düşen trendimiz var arkadaşlar. Bu vites hareketi de 55.000'leri gösterir diyeceklerim. Bunlar tepemizde öncelikli range'imiz 60.000. Altımızda 54.000. Haftayı 54.000 üzerinde kapatmamız pozitif. Ama 60.000 üzerinde kapanışlar yapmadığımız sürece de tamamen pozitife döndük diyemeyiz. Diyeceklerim bunlar. Dominansiye gelirsek, dominansa evet, özellikle Bitcoin düşerken düşmesi altların aşağı yönlü sert tepki yapmamasına neden oldu. Bu hepimiz için faydalı oldu. Ama Bitcoin yukarı atarken de dominansiyenin yukarı doğru hareket etmesi de altların hızlı bir şekilde yukarı hareket etmesinin önüne geçti. Yani dominansiye daha öncelerde söyledim. 59.80 maksimum range'imiz burayı kırması ve üzerinde gün kapatması çerçevesinde. Neden? Bir, bu orta range'imiz. İki, kanalın tepesi zaten 60 bandlarını gösteriyor. Al sinyaline dönecek mi dönecek mi bilmiyoruz. Direkt hocam dominansı yükselirse altlar yükselmez mi sorusuna asıl cevap Total 3 tablosu verir. Total 3'te de yani böyle bir kanalımız var. Kanalın orta bandının üzerindeyiz. Buradaki 550 bandında üzerindeyiz. Şimdilik pozitif bir tablo var. Kanalın tepesine doğru, yani bu orta band ve özellikle 550 bandın üzerinde kaldığımız sürece
kanalın üst tarafı 600 bin ama bizleri asıl ilgilendirecek tablo ise 630 bandı üzerinde kalıcı olup olmaması. Rally ise birçok videoda, yani bunu 4-5 ay önce de söyledik, 830 bandı sonrası gerçekleşecektir. Tekrarlayacak olursak total 3 nedir? Bitcoin, Ethereum çıkarıp bunların haricinde piyasaya giren, yani direkt altcoin'leri ilgilendiren tablo. Burada düşen bir yapı var. Önceliğimiz nedir? Bu düşen yapının kırılması, ardından 625 ve 837 bin bandı üzerinde kapanış yaptıktan sonra altcoin rallisi başlayacaktır diye düşünüyorum. Yorumlara geçelim. Meme tokenlere tekrardan bakacağız. Sayfalar meme tokenlerde ama şu süreçte özellikle son 1,5 haftadır meme tokenler biraz sessizliğini koruyor. Onların da sırası gelecektir. OG ve ML ne demiş bakalım. Oğuzhan hocam demiş ki ellerinize sağlık, kral emeğinize sağlık. Audio'ya bir bakalım. GLM var. ENA değildik. Zaten bundan çoğunu cevapladık. Dün Telegram grubunda hocam ENA'yı aldığımı söyledim. ENA'nın çıkış yerini söylemedik. Yani güzel bir kağıda okuturum. Yani orada sizlerin girdiği miktarlar önemli. Yani birisi tutar 100 dolar koyar, birisi tutar portföyünün tümünü basar. İkisinin çıkış noktası ayrı olacaktır. Ben sadece giriş noktalarımı ve kar noktalarımı kendime yani bakarım. Güzel bir kar verirse çıkarım. Zaten onu da yazıyoruz. GLM aklıma geldi. GLM ile bir başlayalım. Golem. Reva Depin projelerini severim. Hayfın onlarda olacağını düşünüyorum ama GLM hala bir yani yukarı yönde bir hareket yapmamış. Evet, şu çizgimiz gelmiyor maalesef. Ha, geldi. Hayırdır, bugün bir aksilik var üzerimizde. Yani böyle bir düşen yapı var. Aşağıda da sanki burada bir sıkışan yapı var. Yani desteğimiz neresi? 25 band, 2500 band. Dönüş sinyalleri nerede olur? Buranın üzerinde. Ya aslında burada güçlü bir range'imiz de yok da. Çok fazla zorlamış, kıramamış. Eğer bir daha 35 bandına gelirse oradan sert hareket edebilir. Al sinyalleri var. Dönüş mumları maalesef golemde hala net bir şekilde yok. Şöyle destek dirençlerimizi hızlıca bir atalım. Sert hareket eden bir proje. Yani evet, 34-35 bandı. Sonra da şu düşen trend. Zaten buradan oraya güzel bir kar verir. Alım yerleri güzel. Burası 25 bantlara güzel bir alım yerleri vardı. Kaç kez buradan tepki verdi. Burayı vermedi. Bu pozitif. Ama yani golemin burada tutunması, hatta daha doğrusu yukarı yönlü sert hareket etmesi lazım. Al sinyalimiz devam ediyor. Bunun dışında herhangi bir tablo görmüyorum. Haftalığına bir bakalım. Haftalıkta bir ara sayıda al sinyali var mı? Haftalıkta da al sinyalini yaktı yakacak. Yaktı yakacak. Yani haftalıkta 45-46 bandını atsa buradan al sinyali yakar. Umarım ondan sonra da yoluna devam eder diye düşünüyorum. GLM'de diyeceklerimiz bunlar. OG ve MLN'ye bir bakalım. Evet, fan token. Fan tokenlerin ayfı da sert oluyor. Game yani desteğinde. Yani buralar. Ya yani bu coin al beni vur beni demiş yani. Buralardan al. Yükselişte sat. Al sat. Al sat. İğnelerle okutacaksın bu coin. Çok fazla iğneleme yapıyor. Tepede kalmayacaksın bu coin'de. Meme tokenleri de, fan tokenleri de, market cap'i çok düşük olan tokenlerde tepede kalmayacaksın. Güzel bir yerden alacaksın. Güzel bir yerde okutup arkama yaslanacaksın. Şimdi aşağı yukarı desteğinde arkadaşım. Direncimiz neresi? 4 band. Buradan oraya zaten yani %30'a yakın güzel bir kar. Yani %25, %30'a yakın güzel bir kar verir. Diyeceklerim bunlar, al sinyali devam ediyor. Buralar maliyetlenecek bir seviyede. Bekletir, bir hafta bekletir, iki hafta bekletir, bir ay bekletir. Ama bir ay geldiğinde şu iğneleri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Günlük tablo ne diyor? Günlük tabloda da al sinyali devam ediyor. Ama şuranın üzerinde kalıcı olamıyor. Yani bunda dönüş sinyali 4 bandı üzerinde ki kapanışlar olur. MLN. MLN'de son durumda. MLN hiç yani
Şu ara sayın hakkını vermemiş. Ya şuranın üzerinde kalıcı olması lazım. Yani burayı vermesi kötü olmuş. Evet. Yani. 1. 16 bandı üzerinde kalıcı olması lazım. 2. 18 bandı üzerinde kalıcı oldu mu da W'yi çeker, ben gidiyorum diyor. O gün bugün mü? Bilemem. O gün geldiğinde yerimizi almak zorundayız. Evet. Bunun dışında başka bir şey diyemem. Herhangi bir şey görmüyorum. Al simgeli dışında. Audio. Bakalım. Ölü taklidi yapıyor. Ölü taklidi yapıyor. Bu ölü taklidi yapan coinler genellikle uzun bir süre bekletiyor. Sonra vurduruyorlar. Yani bak burada Ağustos'tan Ekim'e kadar, Ağustos, Eylül, Ekim'e kadar ölü taklidi yapmış. Zigzag çizmiş, çizmiş. Sonra yukarı sert bir şekilde yükseliş devam etmiş. Burada sat sinyaline doğru dönüyor. Buralar alım fırsatı olur gibi. 1100 bandı. Burada bir desteği var. Kaybeder, kaybetmez bilemeyiz. Ama oyunun kuralı ne yaparsın? Desteklerini alırsın, dirençle satarsın. 15 bandı üzerinde kalıcı olamıyor. İğne atıyor ama üzerinde kalıcı olamıyor. Önemli olan 15 bandı üzerinde kalıcı olması. Kalıcı olduktan sonra da yoluna devam eder diye düşünüyorum. ENA'ya bir de bakalım. ENA ne yapıyor? ENA'ya yatırım yaptık. Aşağı yukarı buralarda bir destek oluşturmuş. Yani şu trend aslında ENA tam buradan alınıyor. Yani 25 bandını kırsa daha güzel olur. Yani ufak buradan bir aldım yani. Aşağı band gelirse yani asıl alım yerlerim buralar olur. E hocam niye aldınız? Nereden döneceğini bilemeyiz arkadaşım. Önemli olan bir şu range 260 bandının üzerinde bir kalıcı olması. Game over yapmış diye aldım yani. Herkes game over yapmış diye aldım. Diyeceklerim bunlar. ENA'da hala değişen bir şey yok. Al sinyal devam ediyor. Ara sayın maalesef hakkını vermiyor. Bak bunda da dipler yükseliyor, tepeler yükseliyor. Grafiğe bakıyorsun. Aşağı gidiyor. Bu uyumsuzluğu giderecektir. Tabii token, yani tokeni de boşaltıyorlar bir yandan. Yani bir ara verirler. Şöyle bir yükseliş yaparlar. O yükselişte de biz de ne yapar? Okutur kaçarız yani. Evet. Binsats'a bakalım. Binsats hala trendine tutunmaya çalışıyor. Umarım kaybetmez. Neredeki trend? Yani şurada bir trendimiz var aşağı yukarı. Şöyle gelen bir trendimiz var. Bu trende tutunuyor. Buradan retiro. 35 bandlı kritik bir range demiştik. Bak hep geldi buradan satış yapmanızı söylemiş. Her 35 bandlı. Sat al aşağıdan. Sat al aşağıdan. Sat al aşağıdan. Ufak da olsa hiç olmadı. Token ekonomi yükseltirsin. Ama 35'i ve özellikle 42'yi sattıktan sonra da satı kim durdurur? Bilemem. Nerede durur? Bilemem. Şu anda hala bir sıkıntı ben çok fazla görmüyorum. Esnemeler yani esneme yaparak aşağı iğneleme yaparak da 27-26 bandına da geri çekilebilir. Sat sinyali oluşmuş mu? Oluşmuş. Aşağı yukarı. Bugünü böyle kapatırsa oluşur. Diyeceklerim bunlar. Pebble'ye bir daha bakalım. Pebble'a bak dediğimiz gibi ne dedik burada? Retest yapar sonra yukarı atar. Böyle yani 62 bandı üzerinde kalıcı olamıyor. 62-63 bandı. Ama bunda da kritik range 76 sonrası ben gidiyorum der. Ben gidiyorum der. Bu da aşağı yukarı 1000 satsa benzer bir şekilde sat sinyaline doğru dönüyor. Buranın aşağısında yani 58-57 bandı civarında kapatırsa belki bir sat sinyali oluşturur. Sat sinyali oluşturursa da 53 ilk desteği buralardan belki bir alım yapılabilir. Bir de 44 bandı belki bir daha bir retest hareketi de yapabilir. Evet Pepe. Hocam niye son günlerde Mehmet Token'de? Hayfa onlar güzel yükseliyorlar. Ne yapalım yani? Rüzgarın karşısında durmaya gerek yok. Evet. Pepe'de de yavaş yavaş sat sinyali oluşacak yani. Çok uzakta. 820 bandı yani buranın üzerinde kalıcı olması lazım. Ondan sonra buraları konuşuruz. Yani 973 bandı. Şimdilik o noktadan çok çok uzağız. Ya bunda da uyumsuzluk var arkadaşım. Bak yükselen dipler yükselen tepeler yapıyor. Grafik diplerde aşağı gidiyor. Tam tepelere bir şey diyemeyiz ama. Aynı Bitcoin gibi aşağı vurmuş. Bakalım. Yani burada bir günlükte uyumsuzluk var ama Mehmet Token'lerde altcoin'lerde çok fazla da uyumsuzluğu
takmaya gerek var mı? Yok. Onu demek istiyoruz. Neyse şöyle bir yükselenlere bir bakalım. Süper'e bir bakalım. Süper. Süper bir yere bizi güzel kar ettirdi. Ama çok erken çıkmıştık Süper'de. Neyse. Süper bak. Süper ara sayın hakkını vermiş arkadaşım. Ama Süper'de de dikkat etmemiz gereken yer 820, 8300 bandı yani. Buraların üzerinde gün kapatması. Buranın aşağısında gün kapatmaması lazım. 85 değil de 80 yani şu. Yani burada W çekmiş gibi gözüküyor. Geri çekilimler aşağı yukarı 81 bandı. İğneleme ile beraber 79'a kadar esneyebilir. Ama buranın üzerinde sonuçta gün kapanışları 81 ve 82 üzeri olursa W çekip ben gidiyorum der. Nereye kadar gider? W nereye fide aşağı yukarı. Yani 1.1 bantları, 1 bantları ve üzeri gözüküyor. Ama burada da zaten bir ara range'imiz var diyeceklerim. Süper de bunlar. Floki, Floki. Evet, Floki'ye bir bakalım. Binance dün herkese bir catcoin gönderdi. Sonra geri aldı. Bugün gözükmüyor. Binance bazen böyle şeyler yapıyor. Neyse. Şimdi 11 bandı al sat sinyaline dönecek neredeyse. Aynı 1000 satsın durumuna, Pepe'nin durumuna benziyor. Desteğinleri 11. 11 bandında oyunun kuralı gereği alırsın. İğnelemeler yapabilir. 1 bandına kadar, 10.000 bandına kadar. Bu kırıldı anlamına gelmez. Bak burada da iğneleme yapıyor. Burada da yapıyor. Burada da yapıyor. Ama günün sonunda toparlıyor. Ama aması var. Özellikle 10 bandı, 11 bandlar altında kapanışlar görmeye başladığımızda da tehlike çanları çalıyor demektir. Diyeceklerimiz bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.